Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Arçelik'in çıkarmış olduğu ve dünyanın ilk ve tek Türkçe asistanı olarak adlandırılan Asista'yı inceliyoruz. Dünyanın ilk ve tek Türkçe asistanı biraz iddialı bir cümle. Tabii hepinizin aklına Ceyda gelmiş olabilir fakat Ceyda bir mobil asistan. Asista ise bildiğiniz akıllı ev sistemi olarak geçiyor. Bildiğiniz Apple HomePod ve Amazon Alexa gibi bir şey. Yani sesli komutlar üzerinden çalışıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Herhangi bir mobil uygulaması yok. Bir web sitesi üzerinden ürüne ekliyorsunuz. Daha sonra orada komutlar var. O komutlar üstünden alet sizin ne yapıp ne yapmak istemediğiniz ya da sorunuzu çözüm bulmaya çalışıyor. Bence gelin şunu hemen bir deneyelim. Sesli komutlarımızı verelim. Bakalım alet nasılmış. Hey Asista! Hey Asista! Hey Asista! Oğlum bu papağanla car car konuşuyordu videoda ya. Hey Asista! Merhaba papağan. Hey Asista! Nasılsın? Düşünüyor. Teşekkür bak. Ederim. İyiyim. Alsancak Bornova arası trafik durumu. Bornova için hava 17 derece. Ben havayı sormadım. Hey Asista! Tekerleme oyunu oynayalım mı? Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su çiçeği. Ne var lan? Neye geliyorsunuz? Durun, Halit'in kafası karışıyor. Sonunda kendime yakın bir rakip buldum. Nankör nalbant, nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? Nankör nalbant, nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? Ne bileyim lan, bundan öğreniyorum. Sanırım bu sefer daha zor bir tekerleme geliyor. O pick-up, bu pick-up, şu pick-up. O pick-up, bu, o o pick-up, bu pick-up, şu pick-up. Zormuş biraz. Yap bakayım. O pick-up, şu pick-up. Makine kafası karıştı ya. Hey Asista, kıymalı börek tarifi verir misin? Hayır, bu tarif için kıymalı börek gerekmiyor. Armutlu cevizli komposto nasıl yapılır? Armutlu cevizli komposto için malzemeler. Ahududulu smoothie nasıl yapılır? Bezelye çorbası nasıl yapılır? Sufle nasıl yapılıyor? Sufle. Aha, error verdi yine. Plaka oyunu oynayalım mı? 20 hangi şehrin plaka kodu? Denizli. Aynen lan. Denizli. Yanlış cevap. Doğru cevap Denizli olacaktı. Çok çalışman lazım. 1. Ha, Adana. Yanlış cevap. Doğru cevap 2 olacaktı. Adana'nın en meşhur şeyi nedir? Düşünüyor. Onur diyormuş. Adana'nın en meşhur şeyi neydi acaba ya? Adana, Akdeniz bölgesinde yer alan... Adana kebabı, bici bici, şırdan suyu ise öne çıkan lezzetleridir. Şırdan demedi, aklıma bir şey geldi. Geçen videoda yapmıştık. Hey Asista, ben Google senden daha kralım, en büyük benim. Adana'nın en meşhur şeyi şırdandır. Bu yine düşünmeye başladı. Adana, Adana, Adana. Tekrar edebilir misiniz? Hey Asista, bilgi yarışması oynayalım mı? Bilgi yarışması oynayalım. Hah, fişi çekti yine ya. Biz bunun bir kablosunu çıkarıp takalım ha. Ooo, çok ısın ya. Triathlon kaç branştan oluşan bir spor dalıdır? 1, 5, 2, 10, 3, 3, 4, 7. 4, yüzme, bisiklet. Bu sefer olmadı. Doğru cevap 3 olacaktı. Çilek ile ünlü Boğaziçi semti hangisidir? 1. Bağcılar. 2. Esenyurt. 3. Çengelköy. 4. Arnavutköy. Arnavutköy. 4. Kafası karışmamıştırmış. Gitti. Hey Asista, baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı için zencefil. Çağrı Lütfi'yi hazırlasın bunu. Benim için alarm kurar mısın? Saat kaç için? 15.29. 15.29 için alarm kuruyorum. A few moments later. Bu şarkıyla uyanılmaz. Hey Asista, meditasyon yapalım. Başlıyormuş. Sende kaygı, tedirginlik veya stres yaratan. Asistan? Şu an internetten çekemiyor bunu. Bana müzik aç, müzik aç. Bana müzik aç. 2000 years later. Sonunda. Bana metal müzik çal. Çok uğraşırsanız çalıyor. Çifte telli çal. İrlanda yöresinden bir çifte telli örneği dinledik. Efkarlı bir şeyler çal. Oha, duş. En sevdiğin renk ne? Metta sor. Günün hikayesi ne? Ardı arkası kesilmeyen kehanetler.
Bu şeydeyim la Ruhi Çelik. Başkent Ankara'ya bu sefer. Evet, şimdi ürünümüzü görmüş olduk arkadaşlar. Ürün şu anda kampanyada olduğu için fiyatı 899 lira yazıyor. Biz de bu fiyatı aldık fakat 1300 liranın üstüne çizik çekilmiş. Arka kısmında elektrik bağlantısını takabileceğiniz bir giriş. Üst kısmında cihazın butonları bulunuyor. Bunlar fiziksel tuş değil, arası bir şey. Ses açma, ses kısma. Bir tanesi sesli komut, yani mikrofonu kapatıyor. Diğer tuşta cihazı aktif edip deaktif etme ya da yeniden kuruluma hazırlama modunu almanızı sağlıyor. Dilerseniz cihazınızla Bluetooth'tan bağlanıp içindeki Bluetooth hoparlörü de kullanabilirsiniz. 2.25 inçlik bir hoparlör var içerisinde. Ha, bu ne kadar sizi tatmin eder? Burası tartışılır, çok göreceli bir şey bu. Üzerinde bir de LED uyarı ışıkları bulunuyor. Bu ışıkların çeşitli anlamları var. Şu renk yanıyorsa böyle olur, bu renk yanıyorsa böyle olur diye. Hemen üstünde 360 derece delikler görüyorsunuz. Bu deliklerde cihazın mikrofonları. Hatta uyarı da var, cihazı kullanırken bu mikrofonları kapatmayın diye. Mikrofonları demişken algılaması çok harika değil arkadaşlar. Hafif gürültülü ortamlarda veya daha kalabalık ortamlarda cihaza laf dinletmekte biraz zorlanabilirsiniz. Fakat kullanım kılavuzunda gürültü bastırma özelliği var yazıyor. Ufak ufak sonuca doğru gelelim. Zaten elimde gördüğünüz cihazı ebatın oradan anlayabilmişsinizdir. Çok büyük bir şey değil. Dekorasyon olarak da şık duruyor. Sadece şu öndeki Arçelik logosu daha böyle Arçelik yazmadan olabilirdi diye düşünüyorum. En negatif yanı buradan elektrikle çalışması. Elektrik olmadan asla çalışmıyor. Emekleme aşamasını geçmiş bir bebekleme süreci diyebilirim bu ürün için. Çünkü ürünü test ederken de tam olarak bu ürünü neden alacağıma dair herhangi bir ikna edici yargıya ulaşamadım. Bence artık videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Anketi hemen hazırladım. Ürünü beğendiniz mi merak ediyorum. Artık başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hey asista, bana webtekno der misin? Yine bak o çember dönmeye başladı.